Yani kıymeti kalmaz. Çalışmaz hale gelir. Çalışmaz hale geldiği vakit irade, insan, insan olmak haysiyetinden düşer. Ahirette tabi olacağı muamele, o bir sınıfa ait olan muamele olur. Evet, bu kadardan iktifa edelim, bu biraz derince, derince olan bir sohbet oldu. Derin olan sohbetlerdeki lezzet daha fazla olur. İnşallah şimdi biz doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'in hayatının binatından size söylemeye daha vaktimiz gelmedi. Böyle hafiften sizi alıştıraraktan yürüyoruz. O okyanuslara dalmadan sahilde bir parça bir gezinti yaptırıyor size. Evliyalar. Şimdi hazırlık sınıfındaki talebe gibisiniz. Sizi o hazırlık sınıfına kabul ettiklerine de teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a şükür ediyoruz. Bir hazırlık sınıfından ileride size verilecek dersler vardır. Hiçbir kimsenin daha kalbine gelmeyen manbadan Sirr-ül Kur'an vardır. Sirr-ül Kur'an'dan verilecek olan ilimler o zaman sizin kalbinizin nasıl bulandığını müşahede edeceksiniz. İnşallah. O da yaklaşmaktadır. Bunlar yaklaşmaktadır. Bir hareket olursa bayram ayı Şevval'dir. Şevval'de teren ehval dediğini çok korkular gördüm. Bakalım bu Şevval'in içerisinde ne gibi bir hareket vardır. Kendinizi Cenab-ı Hakk'ın canibinde tutunuz. Allah'ı karşınıza alıp muharebe etmeyin biz. Allah ile beraber olun. Allah'a karşı olun. Allah'a karşı olan kimse helak olmuştur. Allah ile beraber olan kimse nerede olursa olsun korkmaz. Ama karşı gelen kimseye korku var. Sakınmak lazım. Mübarek Ramazan size hepinize mübarek olsun. Bütün bereketine, hidayetlerine, rahmetlerine Cenab-ı Allah nasip edip bu mübarek Ramazan-ı Şerif'i şerefini size giydirsin. Ruhlarını giydirsin. İlahi ihsanıyla sizi toylasın. Sizi de evlatlarınızı da milletimizi de ümmeti Muhammed'i kullarına hidayet denizlerini atsın. Ümmetül Habib, Ümmetül Fatiha. Yalvardıktan sonra 20 dakika geçti ve onu tekrar oturup da getirilmeyelim. Çok da tacip etmiş. Balta küreklere diyor. O 20'deki binada balta küreklere görmüş. Bunlar ne diyecek? Ya o kırmızı, kırmızı küvek, kırmızı balta neye işaret olduğunu ne Rabbi Rabbi kavuşsunuz ki anlayamıyorsunuz. O yandı için kürek ve balta İlk bir yerde görmedim. Ne mahsus şeyler de olan. Çok güzel. Ama ben al. Sen sultanın cahitini koyalım.
Allah bizi daima muhabbet meclislerinde bulundursun. Amin. Amin. Allah razı olsun. Dünyada insanın kazanabileceği ne varsa onların içerisinde en üstün evsaf muhabbette mevcut. Muhabbetin üzerinde kazanılacak bir şey yok. Muhabbeti geçecek bir şey yok. Çünkü hırkatın aslı muhabbet üzerinde bina kılınmış. Bismillahirrahmanirrahim. İlk evvelu halkillah Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarının evveli Habibullah'tır. Sevif yarattı. İlahi sevgiye, ilahi muhabbete mazhar olan Efendimiz ilk. O muhabbetin aşkına varlıkta ne varsa meydana gelmiş. Cenab-ı Hak varlığa getirmiştir. O Peygamber hürmetine, Habibullah hürmetine. Onun için muhabbet meclisi elbette ki en makbul olan meclistir. Ve insanlara en ziyade sevgili vasıf muhit olmuştur. Seven kimse olur. Seven kimse Allah'ın hikmetiyle sevilen kişi de olur. Seven ve sevileni tek şahısta toplayan Allah Subhan'dır. Kendinin sıfatıdır. Seven ve sevilen bir Cenab-ı Allah. Velûr ismi celiliyle müsemmadır. Seven ve ilahi sevgisini her zerreyi aşlayan. Çünkü ilahi sevgiye mazhar olmadan hiçbir zerrenin vücutta bulunması imkansız. Cenab-ı Allah sevmeden kalketmemiştir. Çünkü sevmediği şeyi kalketmeye Cenab-ı Allah'ı zorlayacak bir kuvvet yok. Bir kimse yok. Binaenaleyh Cenab-ı Allah her yarattığına Velud ismi gelinin tecellisi var. Her yaratılanda ilahi sevgiden mevcut. Bismillahirrahmanirrahim. Neye atomlar ortada böyle bir şekli gibi duruyor? Nur mayonun da hareketi vardır. Ama etrafında dönen elektronların aşka şevka getiren nedir? Motorlar mı çalışıyorlar? Efendim, neyle çalışıyorlar? O müthiş sürat nereden diye? Melekut nedir?
Mülk ve melekut. Cenab-ı Hakk'ındır. Her şeyin melekutu bizim elimizdedir dediği mana nedir? Cenab-ı Hakk'ın. İşte o melekut bizim anlayış seviyemizde bu zerre yani cüzüllâye tecezzâ diye bizim tanıdığımız atom nüvesi ve etrafında olanı ihata eden onları içinde tutan onlara o aşkı şevki aşlayan o sürat-ı dönüşünü de veren onları aşkı şevk ile koşturan ilahi melekut. Melekutu semavati vel arz. Göklerin ve yerin melekutu Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Her şeye ilahi aşkı aşlayan ve her şeyin Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle harekete getiren onlara aşkı şevki açlayan Allah'ın melekutudur. Ve her şey o melekutun içerisinde yüzmektedir. Onun için varlıktan hiçbir şeyin gitmesi yoktur. Varlıktan gitmesi manası mülkten melekut içerisinde melekut denizlerinin içerisinde kaybolmasıdır. Yine melekut aleminin üzerinde alem-i ceberut var. Melekutu ihata eden bir alem-i ceberut. Ceberutun üstünde alem-i lahut vardır ki ehadiyet sifatının gizliliğindedir. Oraya vahdaniyeti biliniyor da ehadiyetinde kimsenin idrakı olamaz. İdrak yetişemeyen makamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Kul huvallahu vahid. Denleri orada. Ve ilahukum ilahu vahid denleri. Kul huvallahu ehad denleri. Çünkü Allah İsmi Celili Lafzai Celal Cami'ul Esma ve Sifat'tır. Bütün ilahi esmanın ve ilahi sıfatların mecmu'u ondadır. Huma hüviyeti mutlakaya delalettir ki sıfat ve esmasından tecerrüt etmiş olan hüviyeti mutlakadır. Huve gizliliğin son derecesindedir. Bilinmek isterim. Ve halkı halk eyledim, yarattım. Bilinmek mertebesinde Allah huveden beden Cenab-ı Hak kendisini vasf eyledi. Allah. O kimdir? Allah'tır. Yine tekrar gizliliğe girip ehad. Ehadiyetinde kimsenin idrakı yetişmeyen ehadiyetindedir, birliğindedir Cenab-ı Allah. Yani ne kadar
esması ve sifatı ki ne esmasına ne sifatına bir hudut yoktur. Bu kadar sayıdadır demeye imkan yoktur. Cenab-ı Hakk'ın zatına hudut ve müntaha bulunmadığı gibi esma ve sifatına da bir hudut olamaz. Binaenaleyh Esmaullah'ın hüsna 99 Esma-i Hüsnası Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de mezkurdur. 300 İncil'de, 300 Tevrat'ta, 300 Zebur'da geldi. Bin Enbiya'nın lisanında, bin Melaike'nin lisanında bilinmiş olan, onlara taksis olunmuş olan esma vardır. 99 esma Kur'an-ı Azimüşşan'da geldi. Tek kalan İsmullah-ı Azam'dır. Ve bu sayı yine o da çok hudud içerisindedir. Ehlül hakikatın ilminde Cenab-ı Hakk'ın yüzün la yetecezde aleminde esması vardır. Bizim Allah selamı takdim etsin, ümmeti hazır olsun. Şeyh Efendi Hazretleri kendisi ümmiydi. Şam-ı Şerif'te bir mecliste bulunduk da oranın mazannesinden yani vilayetle efendim, meşhur olan bir kişi vardı. Kerametleri de söylenen bir kimseydi o. Bir mecliste Şeyh Efendi Hazretlerine bir sual sordu. O da ondan hafiflik idi. Lakin ondan hafiflik olsa da bize bir şey anlattırmak için olduğundan o da yerinde oldu. Çünkü Allah'a sual sorulmaz. O Hazret'e bana suali sorup, Arapça soruyor da tercüme yaptım dedi. Şeyh Efendi'ye bir sualim var. Ehlullah kalbinde efendim karar etmiş olan efkarı insanına getirmeden anlayan kimse aynı. Tarif etmeden arif bilir bilmesi gerekir. O sual, sorduğu sual demişti ki ben çok kimselere, alim ve meşayika sual ettim. Cenab-ı Allah'ın esmasıyla sıfatı arasında ne fark vardır? Alim sıfatıdır. Alim, el-alimu celle celaluhu esmasındandır. Hay, ismi celilidir, el-hay. Hayat, sıfatıdır. Kudret, sıfatıdır. Kadir, Esma-i Hüsnası'dır. Peki, esma ile sifat arasında ne fark var? Sorumuz dedi. Şeyh Efendi Hazretleri buyurdular ki, kendisine söyle dedi. Eğer Cenab-ı Allah'ın sifatı zahir olmasa
zatı bilinmeyecek. Binaenaleyh sifatı hüviyetinin hüviyetinden haber verir. Hüviyeti mutlakası sıfatıyla bilinir. Eğer esması olmasa sıfatları meydana gelmez. Sıfatları bilinir. Binaenaleyh sıfatı zatını alem, esması sıfatı alemdir. Şeyh Efendi Hazretleri ayağına düştü o kimse. Ben şimdiye kadar var ettim. Kaç kimseye sorduysam bana ben de inan verecek cevap alamadım beni. Esmasının tecelliyatı da efali olarak da zahir olmaktadır. Binaenaleyh kainattaki her şey Esmaullah'ın, Cenab-ı Allah'ın Hüsnî isimlerinin fiiliyatta tecellilerinin mazharlarıdır. Binaenaleyh var olan her şey Cenab-ı Allah'ın bir ismine mazhar olaraktan varlıkta bulunuyor. Ve ehlül hakikatin mezhebi odur ki Cenab-ı Allah'ın cüz'ün la yetecezza adedinde esması vardır. Binaenaleyh her varlıkta görülen bir zerre, en küçük zerre Cenab-ı Hakk'ın bir ismine mazhar olup varlıkta o isimle durmaktadır. Kıyamı o isimlendir. O isim tecellisi olmasa o zerrenin varlıkta durması mümkün değildir. Kayyumiyet sıfatı şimdi Cenab-ı Allah'ın zatıyla kaim Cenab-ı Hak. Her şey Cenab-ı Hak ile kaim. Onun kayyumiyeti olmasa kayyumiyet isminin tecellileri hesaba gelmez isimler altında zahir oluyor. Binaenaleyh her zerrede Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin kayyumiyetinin tecellisi üzerinde bir isimle zahir oluyor. Ve lahad ve la yen'ar hududa girmeyen sayıyla sayılmasına imkan olmayan sıfatının zuhuriyeti ve esmasının zuhuriyetiyle beraber kul huva Allahu ehad. Bu kadar kesretin içerisinde ehadiyet olunur. Yine o bir. Nihayetsiz sıfatları, nihayetsiz esması, nihayetsiz efali meydana çıktığı halde mutlak ehadiyette duran kendisidir. Peki. İki deme, şaşılık yapma. Üç deme, şaşkın olma. Peki, ehad. Ehadun ehad. O sırra erdiği için Bilal-i Habeşi, Allah ondan razı olsun. Göğsünün üzerine ağır taş koyup, güneşin altı denir başlattığı vakitte o habib sahibi, Uzza etmek isterken ehadun ehad derdi. O sırra erenlerden bir o. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Ehadun ehad. Ehadun ehad. Ehadun ehad. Beşeri
şifattaki insan ona tahammül eder. O anında canı çıkar. O, eğer o sırra ermeyen bir kimse olursa, manevi sırra yetişmeyen adam olursa, o taşı göğsüne koyduğu anında canı çıkar. Lakin o ehadiyet sırlarına aşina olduğu için ehadun ehad çağırıyor. Ehadun ehad. Ve o koca kaya, bize göre kocaman bir kaya, onun sadrının üzerinde bir gül gibi duruyor. Onun kokusunu alıp ehadun ehad, ehadun ehad diyor. Binaenaleyh Cenab-ı Hak Celle ve Ala her zerreye varlığını verirken kayyumiyet sıfatının tecelliyle beraber bu Yavedud ismi delilinin tecellisiyle ona muhabbetinden verdiği cehenle onlar hepsi hareketlerdir. Hepsi görmektedir. Aşkı şevk ile yemeği içmeyi istemiyor onlar. O zerreler varlıkta durmak için yemeği içmeye istemiyor. Ve indi şeyinle yükseldi o cehendi. Sırındadır onlar. Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Allah'ı tesbih etmiş olmaz. Onların yemesi, içmesi, aşkı şevkini devam ettirmesi tesbih eder. Ey insan! Ya Davud be! Her gecede bir defa Rabbini tesbih eden günde bir defa. Sen ne yaparsın? Hem bir kurbağa. Muslim şey Davud aleyhisselam. İnsanoğlu. Tesbih ediyor mu Rabbisini? Nereden kuvvet almak istiyor insan? Cismani hayat, yediğiniz boyuna yemeye muhtaçmış. Hala doyamamış bizim cismaniyetimiz. Ruhaniyetimize bu kadar ihtimam gösterseydik, çoktan biz yemekten, içmekten azade olacak. İstersek yer, istersek yemez. Açlığın elemiyle bir şey olmaz. Cenab-ı Hakk'ı tesbih ile ondan alacağı zevk, yemeklerden alacağı zevki çoktan unutulur geçecek. Zevk ile beraber insana vereceği manevi kuvvet, yemeklerden kuvvet almasına ihtiyaç bırakmayacak. Şeyh Efendi Hazretleri 40 gün yemeden durmuş da ailesi şeyhine ziyaretinde demiş ki Abdullah Efendi'ye yemeği götürmüyorum. Gelip kapları alırken olduğu gibi içine bakmadan koyuyorum. 40 gün oldu ağzına bir şey koymadı. Onun üzerine iki satır ona bir mektup göndermiş. Demiş ki Abdullah Efendi, biliyor riyaziyun sıfatıyla şimdi sen yesen yemesen birdir. 40 gün değil, 40 gün yemesen yine senin açlık elemi çekmene bir muhalliyet yok. Açlığın elemini çekmezsin sen. Bununla beraber Cenab-ı Allah senin şükredici kul olmaklığını murad eder. Ye ve iç ihtiyacın olmadığı halde ve şakirlerden ol, şükredici ol. Onun üzerine eminle diye bir şey kadar halde değil. Evet. Azim Efendi hiç acıkmıyorum. Lakin emir üzerine bir sabahta bir akşamda gelebiliyor. O mertebeye her insan müstahittir. İnsanlar fıkhatta aynı efsafta yaratılmışlardır.
Yalnız efendim kimisinin himmeti alidir, yüce himmet erbabıdır, kimisinin himmeti vâfî, düşüktür. Onlar o makama yürümeye tembelleşiyorlar. Tembellik belki dünya hususunda azalmış herkes dünyadan bir şey almaya koşturuyorlar. Lakin manevi nasiplerini almaya insanlar çok tembel olmuş. Müstavrid oluyorlar. Yani Cenab-ı Hak وَيَا سَنْتَ نَصِيبَةً مِنَ الدُّنْيَا قَوْلِكَ اِذِنَّهِ اِعْتِدَالِ bize talim buyuruyor. Dünyadaki nasibini de unutma. Binaenaleyh dünyadaki nasibimizle beraber ebedi olan nasibimiz de vardır. Ebedi olan ahiretin ve manevi olan nasibimizi de unutmamamıza tembih vardı. Tabii ki dünyadaki nasibini kimse unutmak istemiyor. Herkes nasibinin arkasına koşturuyor. Manevi nasib için de bir parça koşsalar, manevi nasipler de pay alacaklar. Manevi nasip, insanı hayatta kursan bile, bu hayatın çetin dalgalarına karşı insanları mukavemetli kılacak ancak bu manevi olan nasipleridir. Onu alamayan kimse birdenbire ezilir. Ve bugünkü insanların gence ezilmeleri onun yani büyük etkiliyetle sebebi manevi nasiplerine hiç el atma isterler. O taraftan hiçbir şey almadıklar insan dedi. Kırsak bizi ezil istiyor. Manevi nasip alan kimseye ezilmek yok. Ezilmek olamaz. Bütün dünyanın yükünü üzerine yükleseniz teker. Of der. Çünkü Allah ile beraber olduğunu, Allah'ın kendisiyle olduğunu bilen adama ne var? Dünya değil, on dünya yükü de tüy gibi gelir. Onlara la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Değerlikten melaike-i kiram arşı yüklenmiş. Arşı Cenab-ı Hak halk ettiği vakitte onu melaike hamelet-ül arş melaikesi taşıyamadı. Haciz kaldılar da onların her yerlerine 7-4 dolusu melaike halk edip takviye verdi. Onlar da kaldıramadı. O zaman Cenab-ı Allah onlara la havle ve la kuvvete illa billah deyini la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dedikleri anında tüy gibi omuzlarla kaldırdılar. Aşk-ı Rahman. O bize ibret içindir. Ey insan oğlum sen ezilirsin. Sen maneviyattan nasibini almasan sana verilen takviyeyi sen reddedersen senin zikrin tek basittir, tek naziktir. Birdenbire çöküp ezilip gider. Çökse kabiliyle. Binaenaleyh manevi nasibini al ki dayanabilir. Benim Allah'a tevfik. Allah bir de İlahi muhabbetinden
riyada attı. Bizim elbette ki o muhabbetimiz hissetinde manevi olan nasibimize yönelebilmemiz kolay olur. Çünkü insan sevdiği şeye yönelebilir. Tecrübe olmadığı vakitte onun için çok kimselere soruyorum. Bu çocukları filan mezhebe gönderiyorsun, falan mezhebe gönderiyorsun. Bu çocukların bu tarafa meyli var mı? Yok, biz zorlayalım. Zorlamayız. İçinden gelmiyorsa zoraki okutmayız. Bir hatta o zaman da bu dini mektepler var. Onlara birçok talebe giriyor. Ebeveynliğinin zorlamasıyla bize yahu. Siz o çocukları kendi yerinize koyup da gönderiyorsunuz. Siz o çocukların yerine kendinizi koyunuz bakalım. Siz kabul ediyorsanız gitsen o zaman göndereyim. Çocuklarda aç olmadıktan sonra göndermeyin. Açsın yetişeceğine yetişmediği daha hayırlı. Açsın şevksiz bir hocadan, bir alimden ne etkileşmek? Hiçbir şey çıkmaz. Hastalık verir millete. Bize açlı şevk sahipleri lazım. 1 milyon mum olsa, kandil olsa, çerel olsa, efendim, nurları gizlidir de uyandırmaya ihtiyaç var. Bir uyanmış çerel, bütün uyanmamış çerelleri, bir uyanmış kandil, bütün uyanmamış kandilleri, bir uyanmış mum, bütün uyanmamış mumları uyandırmaya takip. İnanaleyh, iş çoklukta değil, keyfiyetindedir. Aşk-ı şevkle yetiştin bir kimse, bir dünyayı ihya eder. Onun için onu Cenab-ı Hak'tan dileriz ki, bize ilahi muhabbetinden versin. Bir kimse, Avrupalı bir kimse, sen de yetiştirdin. Neyse, zarar yok. Belki bir bazı yeni ismi var insanların. Huzur-i ilahiye davet olunduklarında Elestü Rabbikum benzinde her umu Cenab-ı Allah yedi ismiyle çağırır. İlahi huzurda herkesin yedi ismi vardır. Her ismi o kimsenin hal ve şanına ve mertebesine delalet. Ve o isimlerin inkişafı olamaz. Ta ki o kimse o müstevaya ulaşabilir. Yedi sema var. Yedi semada yedi ismi vardır insan olduğu. Birinci semada bu ismi, ikinci semada bu ismi, üçüncü semada bu ismi olarak aldığı mertebeye göre yedi semada yedi mertebe yedi isimle vasf olunur. Mükemmel bir isim değil. Taş, demir, cinsinden değil. Cenab-ı Hakk'ın tesmiyesiyle inşallah belki de bir hasenlik de olacak. Beyefendim. O ilahi huzura elbette ki bir kimsenin hazır olması yolunda Cenab-ı Hak'tan
onlara ilham vaki olur. Varidat-ı ilahi hiç kesilmez. Bazı merkezler var şimdi, radyo istasyonları boyuna vuran seni tilavet eder. Her açtığınızda muhakkak Kur'an-ı Kerim'i bilirsiniz. Daha teşvik edelim. İlahi varidat hiç kesilmez. Binaenaleyh kulakları selamet olan insanlara o varidat-ı ilahiye boyuna varmakta, işitebilmektedir. Lakin çok kimselerde parazit olduğu için anlaşılmıyor. Varidat-ı ilahiyeyi alamıyor. Alsak çok acayip haller, acayip ulum ve zulüm meydana gelir. Lakin tam kulak veremediğimiz için, tam kulak verebilmek için bütünümüzle mülk aleminden ayrılmamız, bütün dışarıya verdiğimiz kuvvetimizi içte toplamaklığımız lazım. Dışarıya kulak olmayacak. Bütün işitmeyi içeriye döndüğü zaman işitir. Bizim kulaklarım maşallah her şeyi işitiyor. İçeride dışarıda. Çok meşhur. El meşhur la yuhal. Onun için hiçbir şey işitmiyor. O bir tarafta. Bu kalabalığın, yürütünün içerisinde varidat-ı ilahi ne olduğunu hiç fark edemiyor. Bir kimse yakın zamanlarda Hristiyan kendisi daha İslam'a müşerref olmadı da dedim, bizden bir talepte bulundu. Dedi ki, benim kalbimde ilahi muhabbeti yeşertecek, bana muhabbet damlasını kalbime yaklaştıracak, muhabbet denizlerine beni yüzdürecek bir şey talim etsin, şey hazretinde biz ona devam edelim. Benim maksudum budur diye haber etmiş. Gece olan izin onun için Yâvedûd ismi celili. Yâvedûd ismi celiline bir kimse devam edebilirse Subhanallah, o kimse hem Cenab-ı Allah'a sevgili, Cenab-ı Allah'a sevgili olduktan sonra etrafında ne varsa kendisini hata eden her şeyden ona sevgi gelir. Ve o kimsenin o haline taaccüp ettim ki bu kimse ilahi muhabbet soruyor. Bana bunu talim etsin, yetişir demiş. Bunu istiyorum ben. Ne yoldan gideyim? O yalı durdu. Biz ona telkin edip efendim günde 300 defa astral ikidir. 300 defa yalı durdu. Yâvedûd. Bir kimse kendi halvetinde oturup muvaffak olabilirse buna, melekut âlemine onu süratlen yaklaştıran bir kuvvet meydana gelir. Bahusus efendim gecenin tenha vaktinde, tenha yerde, yalnız başına, ışık da bırakmadan ki o karanlıkta kendisini de göremez.
kendisini de kaybettiği halde Ya Rabbi senin ilahi muhabbetine takarrub niyetiyle Habib-i Ekrem'in huzuruna manevi muhabbetle takarrub için ben niyet ettim. Ya Velud, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Velud, Ya Velud, Ya Velud, Ya Velud, Ya Velud, Ya Velud. 40 günde o kimse ona devam ederse etrafında bulunan her şeyin ona icabet edip Ya Velud, 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 Ya Velud. O denizin içerisine, o Hud denizinin içerisine daldırıverir Cenab-ı Allah. Başka bir şahsiyet kazanacaktır o kimse. Bu tek bir hizmettir ve buna izin vardır. Herhangi bir kimse buna teşebbüs edip bunu yapmaya arzu ederse 40 gün sonra bambaşka bir şahsiyet sahibi olur. Muhakkak 40 günde maneviyatı, ruhaniyatı, nefsaniyetine galip gelecektir. Halka bakışı başka olacaktır. Kendine bakışı başka olacaktır. Cenab-ı Hakk'a karşı olan itikadı başka olacaktır. Peygamber-i Zişan'a olan muhabbeti başka olacaktır. Hatta kendi ehline, evladına olan muhabbeti başka olacak. Varlığa karşı muhabbeti bambaşka olacak. 40 güne izin verilmiş. Kim isterse onu yapmaya, bilhassa o geceden bir uykusunu alıp kalkıp da bir duş yaptıktan sonraki o zahirdeki zulmeti de üzerinden alıp akıtır gider. O halde hafif olun, iki rekat kılıp oturduğu vakitte onun alacağı kuvvet başladır. Tevfik Cenab-ı Hak'tandır. Başınıza ağrıyız. Ederimiz, rahmet ederlerimiz. Onun için estağfurullah. Allah sizden razı olsun. Sizin himmetiniz âli olmasa bize bunları kimse söylemeyecekti. Yani bu manba mühim bir manba idi. Ve bu manbadan burada alıcısı olmasa bu mallar pazarlanmaz gibi benim alıcısı bulunduğu cihetle bunları bize söylettiler. Tevfik Cenab-ı Hak'tan da Thank you.
konuşur. Davud-u Zülalim ve Şeytan-ı Racim. Dediğimiz vakitte ya Rabbi. Şeytanın bizi gururlandırıp mağlup etmesinden sana sığınırız. İnsanlara gurur vesilesi çok. Birkaç şey. Çeşit yollardan insanları mağlup eder. O mağlupluk da insanlara hayır getirmez. Evet. Bir hasta efendim mağlupluk Estaizu billah İnden insana ne yata El-Rahü sabına ayet-i kelimesi onu beyan eder. Şimdi biz burada bu sultanın Hazreti Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin maidesine davet olunduk. Bakalım bu sultan neyi takdim ederse İhlasçıca o maideden telamül edeyim, havalım. O sultanların sofraları zengin olur. Zahir sofraları da olur, onların manevi sofraları da olur. İsmail'i de verirler, Ruhani'yi de verirler. Cenab-ı Allah Tabi kullarına ikram eder. Evliyaullah. Onlar peygamberlerin varisleridir. Aleyhisselam. Peygamberler de Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde rahmetlerini kullara taksim eden ilahi teyislerle müstahil olan hazır olan kimseleri uyandıran ölü kalpleri dirilten sır sahipleridir. Bütün enbiyalar ve enbiyayı kiram pazaratının nazarları hiç şüphesiz. Bir kimseye değdikten sonra o nazarın dışına çıkmasına imkan yoktur. Onun zahirde olan nazarını onlara verilmiş olan nur-u nubuvvet peygamberlik nurlarının nazarı onları kuşatır. Peygamberlik nuruyla bir peygamber kendi kavmına nazar ederse kaçanları da yakalar. Lakin Allah'ın hikmeti bazı peygamberler olur. Kimse kendisini tanımaz. Bazı peygamberler gelir. Kendisine bir kişi, iki kişi tabi olmuş olarak da. Bununla beraber onların nübüvvet nurları kime eriştiyse onların nazarları elbette ki toprağa altın yapar. Lakin ne hikmeti Allah'ın hikmetiyle onları o halinde bırakıyor. Lakin kıyamet gününde o her peygamber kendi ümmetinden mesul olucudur. Kendi ümmetlerinin kaynayıcıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra
Varisleri olan Evliyaullah yeryüzünde eksik olmaz. Yalnız bizim zamanımızda gizlenmişlerdir. Gizlidirler. Gizli olsalar da yine onlar mükellef bulundukları hizmeti ihmal ederler. Berzaka gidenler de dünyadan ayrılıp ahirete intikal etmiş, görülmüş olan o sultanların da yine tasarrufları ve Ümmet-i Muhammed'i için hizmetleri devamlıdır ve mahşer gününde de yine onlar Ümmet-i Muhammed'e hizmet edicilerdir ve yine Cennet-i Aliyat'a biz dahi olduğumuz vakitte yine huzur-u Rabbul Alemin'de bize hizmet takdim edicilerdir onlar. Çünkü onların kalbi safa üzerindedir. Cennete girecek her kimsenin de kalbi muhakkak ki safa üzerinde olması gerekir. Cennete girecek kimsenin ne zahirinde ne batınında kübura bulanıklık olamaz. Safa sahibindeyim. Lakin kimisinde dur vardır, kimisinde durun ala dur. İnanları Ehlullah hepsileri nurun ala nur olan zevat-ı kiramdır. Cenab-ı Hakk'ın indinde makbul olan kimselerdir. Sen de gayret kemerini kuşanıp hizmet kılıcını eline aldığın vakitte sen de o noktaya varabilirsin. Sana da ey mümin bu hayatta nur-u ala nur olan makamları kazanmaya fırsat verilmiştir. Lakin sen nur alemine bakmıyorsun, karanlıklar alemine dalıp gidiyorsun. Nura talip çıkan az oluyor. Çoğu karanlıkta günlerini geçip duruyor. Cenab-ı Mevla Kur'an-ı Azimüşşan'ında Teltemisu Nura buyurun. Cenab-ı Hakk'ın kelamı o evliyaların verdiği mana zahir alimlerin verdiği mananın da karşısındadır. Zahir aliminin bakışı çıplak gözle göğe bakmak gibi, Evliyaullah ise hem nur-u iman hem hidayet nuruyla nazar ederler. Onun için onlara Kur'an-ı Kerim'in ayat-ı beyinatından zahir olan manalar geniştir, derindir ve mümin kimseleri onların kalplerini rahatlandırıcıdır ve kalplerine safa vericidir. Cenab-ı Hak Feltemisu Nura buyurdu Kur'an-ı Kerim'inde. Gerçi ayet-i kerimenin
inşallah ki mahşer gününde müminler iman dereceye göre nurlarıyla yürüyeceklerdir. Mahşer günü karanlık. Karanlık olan yerlerden geçilecektir. Ve orada muhiller nurlarıyla görürler. O günde bu aletten nur alamayan kimseler diyecekler ki ey müminler, bu nuru neyle tedarik ettiniz? Biz de alalım. Diyecekler ki biz gençler alıp geliyoruz. Yani onlar dünyayı kastedeceklerdir. Dünyadan alıp getirdiğiniz nuru siz de bölüp oradan alınız. Nur alınız. Hitabı gelir onlara. Onlar zannederler ki o Arafat meydanında onur sahipleri geriden nur alıp da gelip gidiyorlar. Onlar da geriye dönecekler. Hiç yapmamalı değerler. Halbuki oradaki maksat dünyadan alınmış olan nura işaret edildi. Onlar geriye dönüp nuru iltimas ettiler. Nur arayınız siz de. Nura talip olunuz. Döndükleri vakitte o yerde müminlerle onların arasına bir hisar çekilecek. Müminler içeride, ötekiler dışarıda kalır. Müminler rahmetin sahasına dahil olurlar. Ötekiler rahmetin dışında kalır. Azap sahasında mahkum olurlar. Feltemisi Nura aslında bu dünyadaki herkese hikaptır ki ey karanlıkların içerisinde dolaşan kişi, sen nura talip ol, nuru ara ki sana hal ve istikbali aşikara olsun. Vastiri geri göresin, ömrünü göresin, ileriyi göresin, akıbeti göresin. Nurdan mahrum olan kimse ne ömür görür, ne ayak basacak yeri bilir, ne ileyesini, ne de akıbetini görebilir. Binaenaleyh bizde olan en iyi hukuk, nura talip olunur. İlahi nurlara varis olan kimseleri bulunur. Onlar olurda sizin kalplerinize de aktarsın. Bir yalan mu uyandırılmış olan bir kalbi, bir bu bir mumu uyandırır. Onun mumu eksilmediğini efendim bir muma da yetişir. Bir yanık bu. Binaenaleyh o gibi kimselere bir kimse yetiştikten sonra elbette ki onun kalbinin